Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Karadeniz'in yeşil şehri Giresun'dayız. Giresun uşaklarının bilgeliğe ulaşmış kadim topraklarında fındık bahçelerinin yeşiline bıraktık ruhumuzu. Hem yeşil hem mavi şehirdir Giresun. Hüseyin Avni Alparslan'dır. Haymana mangal dağıdır. Mangal gibi yürektir Giresun. Topal Osman'dır. Afyonkarahisar'da Dede Sivri Tepesi'dir. Gözü karalıktır Giresun. 42. ve 47. Gönüllü Giresun alaylarının haklı gururu sarmıştır tüm şehri. Kiraz'ın ana vatanı kabul edilen Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeyiz. Geçmişi Hititler dönemine kadar geri götürülen Şebinkarahisar, Evliya Çelebi'nin aktardığı bilgiye göre kale taşlarının siyah olmasından dolayı almış bu adı. Osmanlı Devleti zamanında Karahisar-ı Şarki adıyla bir sancak merkezi, bir şehzadeler şehriydi. Şebinkarahisar, 1350 metre rakımda Avutmuş Çayı Vadisi'nin güney yamaçlarında kurulu bir ilçe. Şebinkarahisar'ın Kınık Köyü'ne doğru İstanbul'dan, Çekmeköy'den çıktık yola. Gönül heybemize yükledik özlem dolu selamları. Kınağa varınca sahiplerine ulaştıracağız onları. Bazı yollar var, iyi ki çıkmışız dedirtir insana. İşte o yollardan bu yolda. Karadeniz yollarının yeşil mavi büyüsü sardı bizi. Kayaların görkemiyle şaha kalktı heyecanımız. Ne güzel topraklar emanet almışız atalarımızdan. Başımızın üstünde berrak bir gökyüzü. Dilimizde en yanığından en coşkulusuna Şebinkarahisar türküleri. Zülüflerin tutam tutam, arasına güller katam. Seninle yaylaya gidem. Ah dudu dillim, ince bellim, kalem kaşlım, sırma saçlım. Karşımızda sessiz sedasız dağlardan efil efil yayılan huzur. Kınıkköy karşımızda. Şebinkarahisar'ın 62 köyünden biri olan Kınık, toplu bir yerleşime sahip. Giresun il merkezine 127 kilometre, Şebinkarahisar ilçe merkezine ise 9 kilometre uzaklıkta. İleride Sivas toprakları görünüyor. Tablovari bir güzellik bu. Kılıçkaya Barajı Gölü'nün mavisi uzaktan da olsa göz kırpıyor bize. Köyde ilk olarak köy muhtarı Mehmet Ünaldı ile sohbet edeceğiz. 1959 doğumluyum. 4. ayın 4'ü Nisan'da doğmuşum. Şebinkarahisar Kınıkköy'de doğmuşum. Kınıkköy muhtarı Mehmet Ünal'dı. 3 dönemdir muhtarım. 20 senede ağzalık yaptım. Köyümüz 100 hane. 270 seçmeni var. 320 nüfusu var. Arpa buğdayı ekiyoruz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Yaylamız var. Yaylaya göçüyoruz. Bahar geldiği zaman Mayıs ayında, Haziran işte Mayıs'ın sonlarında. Geçimimiz yani hayvancılığından genellikle.
Ama işte yaylada şeyimiz, en köyümüzün sorunları, en büyük sorunumuz gerçekten sulama. Yani bu Gınık Köyü'nde olsun, Şebinkarahisar'da olsun, yani en baraj, yani barajların yapılıp en önemli sulama, yani en önemli şeyimiz de yonca yani. Şimdi biz de burada ekin, bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Geçen sene yoktu, bu sene iyi yani arpa buğdamız. Allah'a şükür kurumuza inşallah galiba bu sene açılacak. Yani o şekil yani. Giresun'a Gınık Köyü'nden işte Şebinkarahisar'dan 120 kilo da şimdi biraz işte toneller falan yapıldı, biraz indi. Buradan diyelim 120 kilometre yani Gınık Köyü'nden ile. Tekrar köyümüzün yüksek rakamı 1290. Burada su olduğu zaman, sulam olduğu zaman her şey yetişir. Yani burada can yetişiyor, her şey yetişir. Meyve yetişir, ceviz yetişir, turp yetişir, yonca olur. Burada her şey yetişiyor yani. Karpuz olur, kavun olur, her şey yetişiyor. Yeter ki su olsun yani. Bu merkez, şimdi merkez mahallede camimiz var. Orta mahallede camimiz var. Yalnız tam'da camimiz var. Bunlar da orta şeyde, bu şey orta mahallede okulumuz vardı. Bu yalnız tam buraya geliydi. Okulumuz kapandı. Burada kapandı. Allah izin verirse geldiler. Bu sene inşallah açacak dediler. İnşallah da açarlar. Sebahattin şehitimiz vardı. Sebahattin Yılmaz şehitimizin adı, okulumuzun adı. Gınık Köyü'nün merkez cami yani. Tabii tarihi cami ama zamanında işte bundan 74'te yıkıldı, bir yapıldı. İşte bizim bu eskiden okulumuz vardı, şimdi orayı bina yaptık. Orada geldiler işte Sarıöcük diyelim, Ürel diyelim, Ürel Köyü diyelim, işte başka Karacören Köyü. Onlar da geldi, okulda okudular. Ama orayı şey yaptık, orayı kapattık, şu yukarıya bir okul yaptık. Orada eskidi. Tekrar geldik buraya, okul yaptık. Belediye Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a ben de teşekkür ederim. Allah yollarını izlerine açık etsinler. Çalışmalarında başarılar dilerim. Bayram Gündüz'e de, dernek başkanımıza da teşekkür ederim. Akşam beni aradı, böyle böyle dedi. Ona da teşekkür ederim. Herkese saygı sevgiler sunarım. Muhtarımızın bahsetmiş olduğu sulama sorununun bir an önce giderilmesini dileriz. Bu, geleceğimiz açısından oldukça elzem olan hayvancılığımız için halledilmesi gerekli bir sorun. Köyde yalnız kalmış evler görüyoruz. Bu evler göçün tanıkları. Zira göç, Gınık Köyü'nün de kaderi. Daha iyi yaşam şartları umuduyla büyük şehirlere göç etmiş çoğu Gınıklı. Ata ocağını sıla etmiş kendisine. Gurbetin kucağında özlemiş toprağındaki huzuru, dağların efil efil rüzgarını. Ve sessiz kalmış bu evlerin kapılarını çalan olmayınca onların da iyice düşmüş omuzları. Yalnızlık ruhlarını ele geçirince çehresi de içleri gibi yaşlanıyor evlerin. Çekmeköy'ü kendilerine yeni yurt edinmiş olan Gınık köylüler için dinmeyen bir hasret bu topraklar. Yaz gelir gelmez koştukları, sılayı rahim ettikleri kıymetli ata ocağı. Gezinmeye devam ediyoruz köyde. Bakalım şimdi neresi çıkacak karşımıza? Köy okulunun açılacağı müjdesini vermişti muhtarımız. Evet, köyün eski okuluna geldik. Gınık Orta Mahalle İlkokulu'ymuş adı. Şu an cenazelerde birlikte yemeklerin yendiği bir ortak alan olarak kullanılıyormuş binası. Görmüş olduğumuz bu arpa ve buğday patozu saman yapmada kullanılıyor. Hayvancılık köyün bir geçim kaynağı tabii. Ne şiirsel bir görüntü bu samanlar. Altın sarısı parlıyorlar toprağın üzerinde. Herkes ekmeğinin derdinde. Var mı terini toprağa akıtıp da helalinden kazanmak gibisi? Kolay gelsin. Köyde rençberlik de yapılıyor. Hayvanından verim almak için onu iyi beslemek gerek. Üzüm eriği deniyormuş adına bu eriğin. Henüz tam olgunlaşmamış. Biz biraz erken gelmişiz. Gezinirken rastladığımız bu eski usulde inşa edilmiş köy evlerini görmek mutlu ediyor bizi. Bir köye geldiğimizde bu evlerden görmüyorsak bir şeyler eksik kalıyor sanki.
Köy evleri yıpranmış da olsalar her halleriyle hala güzeller. İnsanı kendine çeken bir tılsım var onlarda. Sizce de öyle değil mi? Köy camisine geldik. Camiye gelenleri bu yaşlı dut ağacı karşılıyor. Köy konağı da burası. Köyün Yalnızdan mahallesine 1 kilometre uzaklıkta olduğumuzu öğrendik muhtarımızdan. Marş marş mahalleye doğru ilerleyelim. Ne hoş bir an bu. Çakıl taşlı toprağın ayağımızın altından çıkardığı sesi bir yandan, ineklerin boyunlarından kulaklarımıza hoş bir müzik edasıyla çarpan zil sesleri diğer yandan, büyük şehirlerin ruh yoran gürültüsüne inat ilaç gibi şifalı geldi bize. Kimseye rastlamadan geziniyoruz köyde. Özlediğimiz bir sessizlik içindeyiz. Hiç ummadığımız biriyle karşılaştık kınıkta. Damlardan birinde bir leylek var. Ne güzel bir karşılaşma. O da misafir bizim gibi. Sonbahara kadar köyde konaklayacak. Sonra daha sıcak topraklara kanatlanacak. Köyün Yalnızdan mahallesinde bulunan mezarlığına geldik. Rahmetler diliyoruz tüm yitmişlere. Öğrendik ki bir şehidi varmış köyün. Şehit onbaşı Sabahattin Yılmaz. 1993 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş şehidimiz. Henüz hayatının baharındayken. Bu vatan ne çok şey borçlu size. Köyün ilkokulu şehidinin adını taşıyor. Şehit Sabahattin Yılmaz İlkokulu. Da son olarak Mustafa Ayhan abimizle sohbet edeceğiz. Ben Kınık köyünden Mustafa Ayhan, 1950 doğumluyum. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Okula geldik 5. sınıfa kadar. Ondan sonra leşberlik yaptık. Elektrik yoktu, birer sene odun getirirdik. Odunumuz da yoktu, havralardan kırardık. O şekilde üstümüzde öğretmen de odun getirmezsek çalardı bize. Çok yağardı. Yarım metre, bir metre. Dozer yok, şey yok. Büyüğümüzün bir tanesi yarardı, biz geldik onun peşi sıra. Herle çorbası, bulgur çorbası, çay yoktu, çayı bilmiyordum ben. Bulgur pilavı işte herle, yağlaç, bunlardan yerdik. Başka bir şey de yok zaten. Zeytin, peynir, nerede peynir oğlum? İneklerden süt mü çıkıyor da peynir olacak, ineğimiz mi var? Vardı ama ancak tereyağına, yemeklerin gözüne koymuyor olabilir. Bize yemeğe yok. Elektrik yokken, gaz lambası vardı, onun altından yukarı bir çaput kurulardı, dibine biraz gaz kurulardı, ondan sonra bir kibrit çalardı ona, onun dibinde yapardık işte, ne yapacak işte, göremiyorduk ya. Elektrik geldiği zaman çok güzel bir şafa sürmeye başladık, beyliymiş dünya dedik, güzel oldu, vardı, bildiği bir oynardık, çelik oynardık efendim, uzun eşek oynardık, yıkışırdık, güleşirdik. Başka köylerden gelirlerdi, onlarla bizi yıkıştırırlardı işte. Sarıcık'tan gelirlermiş, onu ben bilmiyorum. Karacören'den gelirlerdi, öğrenciler gezmeye gelirdi, öğretmenler. Onlarla bizi yıkıştırırlardı, bir şeyler. Oyun oynuyorduk, bir uzun eşek, onlardan oynuyorduk. Çelik oynuyorduk, top oynuyorduk, güdül. O günleri çok özlüyorum. Zaten oyunu oynayamadık ki ondan sonra. Okula ne geldiysek o zaman oynadık oyunu. Başka oynayamadık, büyüdük. Fakirlik vardı, çalışmaya mallar güderdik, inekler güderdik, çift sürerdik, her giderdik derken askerlik geldi. Annemizin babamızın yaşını böyle duruyorduk. Bunların bir Osman Ağa vardı, bunun dedesi onun karşısında bile el pençe duruyorduk. Ama iyi adamdı, hoş adamdı, Allah rahmet eylesin. Efendim, bunun babası Kurtatan vardı, bir de hislenirdi. Adam bir tanesi dedi ki, İstanbul'da konuşulacak, burada sen dinleyeceksin dedi. İnanmadılar, git lan dediler, dürdü. Öyle şey mi olur? Zaman 10 sene sürdü.
geldi. Adam İstanbul'u sular gelmişti o adam. Görücü suyuna evlendik biz. Hiç görmeden evlendik. Ama şansım varmış, iyiydi. Gayet tabii sevmesek bırakıp. O zaman karıya ne? Rahmetlik 4 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Eski günler davul zurna çaldık. Tuttuk, oynadılar, güldüler, söylediler. Oradan kız evinden geldiler. Onlar rakı içtiler. Onlara rakı verdik işte. Koran oynadık. Traktörlerle gittik. Ha bunların bir eniştesi var. Rakurcuk'tan biraz akraba oluyor. Dayımdan ağrı. Onun motoru vardı. 14 lira vardı o zaman. O çıkartmış orada. İki el 14'lüğü boşaltmış. O zamanlar başlık vardı. Ben 6000 lira başlık verdim. İstanbul'da kazanmıştım o parayı da. O da oraya girdi. Dünya döndü. Şimdi herkes sevdiğini alıyor. O zaman öyle yoktu. O zaman ne edeceksin? Diyor ki gideceğim. Ben diyeceğim ki falan müsait. Sen ona ver diyeceğim. Sen de kızı vereceksin oraya. Bağ güveneceğim. Köye yavaş yavaş veda zamanı. Öyle hoşnut kaldı ki gönlümüz bu tanışmadan. Kınık bizim için bir gönül mesafesi kadar uzak artık. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını ilettik Kınık köylülere. Varacağımız nokta olan Çekmeköy'de getirdiğimiz selamları almak üzere çok bekleyenimiz var. Geri dönüş yoluna koyuluyoruz. Hoşça kal Kınık, hoşça kal güzel köy.